Herkese merhaba, ben Tamga Türk editörlerinden Betül. Haftanın öne çıkan haberleriyle Tamga Türk günden başlıyor. Devlet Bahçeli ilk kez Erdoğan'ı eleştirdi. Düzensiz göçün beli kırılmalı diyerek geri kabul anlaşmasının iptalini isteyen Bahçeli'nin, ortağı Erdoğan'ın Türkiye'yi göçmen çöplüğüne dönüştürme projesi ortadayken böyle bir çıkış yapması, Sinan Ateş dosyasına karşı bir hamle olarak yorumlandı. Göç ve sığınmacı akını yalnızca Türkiye'nin değil, çağımızın ve tüm dünyanın en çarpıcı, en yakıcı sorunlarından birisidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Suriye meselesine değindi. Uzun yıllar Erdoğan'la ortaklık yapan ve göçmen politikalarını da destekleyen Bahçeli, Suriye'nin parçalanmasını esas alan emperyalist bir proje devrededir. Herkesi uyarıyorum. Asıl hedef Türkiye'mizdir, dedi. Bahçeli ayrıca göçmenlerin geri gönderilmesinin başlatılmasını ve Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşmasının sonlandırılmasını istedi. Türkiye Cumhuriyeti MHP'nin ortağı olan AKP'nin politikalarıyla milyonlarca göçmen aldıktan sonra Bahçeli'nin bu çıkışı dikkat çekti. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle. Göç ve sığınmacı akını yalnızca Türkiye'nin değil, çağımızın ve tüm dünyanın en çarpıcı, en yakıcı sorunlarından birisidir. Demografik istikbalimizi zedeleyecek tehlikeli akımlara karşıyız. Nüfus dengemizi, milli yapımızı, bu coğrafyadaki varlığımızı melezleştirecek insan akımlarının sonuna kadar karşısındayız. Düzensiz göçün beli kırılmalı, geri kabul anlaşması sonlandırılmalıdır. Değerli izleyiciler, son günlerde gündemi meşgul eden sokak köpeklerinin akıbetiyle ilgili kamuoyunu ikiye bölen olaylardan sonra Şanlıurfa'daki olaylar gündem oldu. Mustafa Şahin adlı vatandaşın geçen hafta ısırılması ve Şahin'i ısıran köpeğin kuduz çıkması sonrasında iki mahalle karantinaya alındı. Kuduz şüphesi bulunan köpeği daha önce şikayet etmek istediğini belirten muhtar tehdit edildiğini açıkladı. Şanlıurfa'nın Batıkent mahallesinde Mustafa Şahin yaya olarak işe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kol ve bacaklarından yaralanan Şahin çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtuldu. Şahin, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak iddiaya göre Mustafa Şahin'e saldıran köpek kuduz çıktı. Gazeteci Seçil Selam Balık'ın aktardığına göre Batıkent Mahallesi muhtarı daha önce mahallede kuduz şüphesi olan köpeği yetkililere bildirmek istediğini ancak mahalledeki bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini belirtti. Balık'a konuşan muhtar şu ifadeleri kullandı. Bundan 1-2 hafta önce mahallede ağzından köpükler ve salyalar çıkan bir köpek gördük. Belediyeye ihbar etmek istedik. Ancak bölgede bulunan hanım beni tehdit ederek ihbar etmemi engelledi. Aradan bir hafta kadar geçen sürede parkta bir köpeğin bir adamı ısırdığı ihbarıyla olay yerine gittim. Adam hastaneye götürüldü. O sırada köpek parktaki çocuklara saldırmasın diye belediye ekipleri gelene kadar köpeği tutmaya çalıştı. O videoları da köpeği boğuyorlar diye servis ettiler. Ben bir muhtar olarak kuduz bir hayvanı ihbar ettim. Benim görevim bu. Sonra belediye yetkilileri geldi. Köpeği barınağa koydular. O köpek barınakta birkaç köpeği daha parçalamış. Sonra yapılan testte köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Sonra hemen ısırılan adam yeniden kontrol edildi. Sosyal medyada başlatılan linç girişimlerinden sonradan haberim oldu. Ancak sayısız hakaret ve tehdit telefonları aldım. Muhtarlığı bile bastılar. Devlet yetkililerinden gereken neyse yapmalarını rica ediyorum. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Habertürk'te Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı. Akşener Erdoğan görüşmesine dair merak edilenleri yorumladı. Akşener'in Erdoğan'la görüşmesini olumlu bulmadığını söyleyen Dervişoğlu, İyi Parti içindeki Akşener'e yakın isimlerin tutum ve davranışlarıyla parti içi karışıklığa sebebiyet vermek istediklerini ima etti ve partinin karıştırılmasına müsaade etmem dedi. Akşener'in Erdoğan'la görüşmesinin ardından ortaya atılan Müsavat Dervişoğlu dururken neden Akşener sorularına da manidar bir yanıt veren genel başkan, "Benim saraya gitme isteğim yok. İyi Parti sarayın yanında değil milletin yanında duracak" ifadelerini kullandı. İyi Parti'nin sırtını millete dayadığını, saray mı yoksa millet mi noktasında bir tercih yapması gerektiğinde sarayın değil milletin yanında bulunacağını defaatle ifade etti. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Habertürk'te Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı. Akşener Erdoğan görüşmesine dair merak edilenleri yorumladı.
Akşener'in Erdoğan'la görüşmesini olumlu bulmadığını söyleyen Dervişoğlu, parti içindeki Akşener'e yakın isimlerin tutum ve davranışlarıyla parti içi karışıklığa sebebiyet vermek istediklerini ima etti ve Akşener'e yakın isimler boylarına bakmadan Hasan Dağı'na oduna gidiyorlar. Partinin karıştırılmasına müsaade etmem dedi. Boyuna bosuna bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmeye kalkışırlarsa şayet işte o zaman benden ummadıkları bir tepkiyi de görebilirler. Akşener'in Erdoğan'la görüşmesinin ardına ortaya atılan Musavat Dervişoğlu dururken neden Akşener sorularına da manidar bir yanıt veren genel başkan, benim saraya gitme isteğim yok. Normalleşme derken anormalleşmeyi yaratanları görmemiz lazım. İyi Parti sarayın yanında değil, milletin yanında duracak ifadelerini kullandı. İyi Parti şahsım diyenlerin partisi değil diyen Dervişoğlu, parti kuruluş aşamasından itibaren beklentimizi tam olarak karşılamadı. İyi Parti son yerel seçimlerden de istediği gibi çıkamadı. Beklentilerine karşılık bulamayan arkadaşların başka partilerde istikbal araması kadar doğal bir şey yok. İyi Parti şahsım diyenlerin partisi değil, İyi Parti ülkem ve milletim diyenlerin partisi. İyi Parti'ye zarar vermeyi düşünenler varsa hayal kırıklığına uğrayacak dedi. Parti olarak figüranlık yapmayacağımızı ifade ettim. Ve İyi Parti'nin sırtını millete dayadığını, saray mı yoksa millet mi noktasında bir tercih yapması gerektiğinde sarayın değil milletin yanında bulunacağını defaatle ifade ettim. Kürtçü'den parti milletvekili Saliha Aydeniz mecliste yaptığı konuşmada Türkiye'yi İsrail'e benzettiği gibi hafta başında kayyum atanan Hakkari Belediyesi'ne de atıfta bulunarak Türklerin meclisinde Kürdistan'da işgalcisiniz dedi. Kürt'e reva gördüğünüz sömürge hukukudur ifadeleriyle mağdur edebiyatına devam eden Aydeniz'in Kürtçe konuştuğu anlar tepki topladı. Kürdistan'da işgalcisiniz. Azalmamış, vazgeçmemiş, yıkılmamış, tek bir adım bile geri adım atmamış bir halk gerçekliği var karşınızda. Kürtçü Dem Parti milletvekili Saliha Aydeniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'yi İsrail'e benzettiği gibi hafta başında kayyum atanan Hakkari Belediyesi konusuna da atıfta bulunarak Kürdistan'da işgalcisiniz dedi. Kürdistan'da işgalcisiniz. Kürtlerin kendi kendisini yönetmesi sizi rahatsız ediyor diyen Aydeniz, hafta başında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ile aylardır İsrail tarafından saldırıya uğrayan Gazze'li sivilleri bir tuttu. Kürt'e reva gördüğünüz sömürge hukukudur ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Aydeniz, halkımızı direnişe davet ediyoruz sözleriyle konuşmasını tamamlarken Aydeniz'in Kürtçe konuştuğu anlar tepki topladı. AKP'li Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin kapanış konuşmasında yeni bir vergi önerisiyle dinleyicilere seslendi. Vatandaşların aldığı nefesten bile pay almaya niyetlenen hükümetin, halkın sırtına bindirmeye çalıştığı sıradaki yükün adı bu kez karbon ayak izi vergisi. Karbon salınımının ayak izinin vergilendirilmesi gerekiyor. AKP'li Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin kapanış konuşmasında yeni bir vergi önerisiyle dinleyicilere seslendi. Türkiye ve dünyada kuraklık riskinin arttığını belirten Şimşek, sorunun çözümünü yapıcı önerilerde bulmak yerine vergi alımıyla caydırıcı bir yol izlemekten yana oldu. Şimşek, eğer 2050'ye kadar ortalama sıcaklık 3.2 derece artarsa, dünya bu haliyle güçlü bir tepki vermezse, bu durumda küresel gayri safi yıllık hasıla bas senaryoya göre yaklaşık 5'te 1 daha düşük olacak. Ve açılış riski de 5'te 1 oranda yükselecek. Kuraklık riski artıyor. Şu anda içinde Türkiye'nin de olduğu 129 ülke bugünkü haliyle ciddi bir şekilde kuraklık riskiyle karşı karşıya kalacak ifadeleriyle düşüncesini destekledi. Geçmişten günümüze düzenlenen vergi aflarıyla hazinede oluşan cari açığı karbon ayak izi vergisiyle toparlamaya niyetlenen Şimşek, bizim için yeşil dönüşüm aslında bir zaruret. Neden? Çünkü bizim fosil yakıtlara ödediğimiz para 893 milyar dolar. Türkiye'nin birincil enerji ithalatı ki hala %70'in üzerinde dışa bağımlılığımız var. Yaklaşık 900 milyar dolar. Bu kümülatif cari açığın 1,5 katı büyüklüğünde. Biz ülke olarak yeşil dönüşümü önceliklendirip burada bir alan kazanabilirsek ciddi şekilde Türkiye'nin makro finansman istikrarını güçlendirmiş oluruz dedi. Bizim ödediğimiz para 893 milyar dolar. Doğu Türkistan'la devam eden soykırıma rağmen Uygurlara basın açıklamaları için salon vermeyen Mado, boş külahtan da para almaya başladı. Asılan tabelada artan maliyetlerden dolayı külahlardan ücret aldığını belirten Mado, hükümet yandaşlığından daha fazla nemalanamadı. Daha önce de çeşitli skandallarla gündeme gelen Mado, AKP dönemindeki en büyük iktidar karşıtı protestolar olan gezi eylemleri sırasında kapılarını eylemcilere kapatmasıyla biliniyor. Sosyal medyada son zamanlarda sık sık kullanıcıların karşısına çıkan Belaruslu sözde fenomen Menstroy Antalya'ya yerleşti.
Gerçek adı Andrei Burum olan şahıs 2020 yılında 21 yaşındaki Elena Efromova adlı Rus modeli dövüp kafasını masaya vurarak çenesini kırmış ve kendi ülkesinde ceza almıştı. Sosyal medyada son zamanlarda sık sık kullanıcıların karşısına çıkan Belaruslu sözde fenomen Melstroy Antalya'ya yerleşti. Gerçek adı Andrei Burim olan şahıs 2020 yılında 21 yaşındaki Alena Efremova adlı Rus modeli dövüp kafasını masaya vurarak çenesini kırmış ve kendi ülkesinde ceza almıştı. Olay Türk basınında da yer bulmuştu. Antalya'ya yerleşen Burim olay sonrasında birçok platformdan engellenmişti. Asker kaçağı olduğu için ülkesinde ceza alan ve içeriklerinde reşit olmayan kızları kullanan Burim'in Antalya'da bahis sitelerinin reklamını yaptığı belirtildi. Adana'da tren raylarının kenarına bırakılan poşette yeni doğmuş bir bebek cesedi bulunmuştu. Bebeğin annesi HM tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cani anne HM'nin uyarıcı madde kullandıktan sonra bebeği doğurduğu ve daha sonra öldürdüğü tespit edildi. HM hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana'da tren rayları kenarına bırakılan poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi HM tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne HM hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Seyhan ilçesi Fevzi Paşa mahallesinde 6 Kasım 2022'de Ray sokakta yürüyenler, tren yolunun kenarına atılmış poşette yeni doğmuş bebek cesedi görüp polise haber verdi. Yapılan incelemede ölü bulunan kız bebeğin cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek bebeğin annesinin HM olduğunu belirledi. HM'nin evde doğum yaptığı, daha sonra 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına yeni doğurduğu bebeğini de beze sararak koyup tren raylarına bıraktığı tespit edildi. İddianamede adli tıp raporları ile sanık annenin ifadesine yer verildi. Adalet Bakanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda bebeğin canlı olarak doğduğu belirtilerek iç organların histopatolojik tetkiklerden elde edilen bulgular otopsisinde alınan doku örneklerinin kimya ihtisas dairesinde yapılan tetkikinde ağrı kesici, ateş düşürücü, alerji tedavisinde kullanılan ilaç maddeleriyle uyarıcı madde bulunduğu, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde rahim içi 33-34 hafta gelişim gösteren bebeğin canlı doğduğu, yaşama kabiliyetinin bulunduğu, kanında uyarıcı madde olduğu, ölümünde küt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir denildi. Anne HM'nin uyarıcı madde içerek bebeğin doğumuna neden olduğu belirtilen iddianamede bebeğin ölümünün düşmeye bağlı gerçekleşmediğine dikkat çekildi. HM'nin bebeğini doğurduktan sonra elleriyle öldürdüğü ifade edilen iddianamenin değerlendirme bölümünde şunlar belirtildi. 33-34 haftalık gelişim gösteren bebeğin canlı doğduğu, yaşama kabiliyetinin bulunduğu, kanında uyarıcı madde bulunduğu, ölümünün küt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği, sanık anne HM'nin bebeği ölü olarak doğurduğunu söylemesine rağmen 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda bebeğin canlı doğduğunun anlaşıldığı, bu bakımdan HM'nin gayrimeşru ilişki sonrası dünyaya gelen bebeğini eşinden saklamak amacıyla uyarıcı madde içerek doğmasına sebebiyet verdiği ve akabinde elleriyle öldürerek daha sonra tren yolunun kenarına bıraktığı tespit edilmiştir. Anne HM iddianamede yer alan ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Banyoyu temizlerken yere çömeldiğinde bir anda bebeğinin doğarak yere düştüğünü ifade eden HM, bebeğimin yaşayıp yaşamadığını kontrol ettiğimde nefes almıyordu. Ölü olduğunu anlayınca beze sarıp poşete koydum. Daha sonra 4 yaşındaki kızımı da yanına alarak bebeği poşet içinde tren yoluna bıraktım. Bebeğimi öldürmedim. Bebeğim ölü doğdu. Korktuğum için hiçbir yere müracaat etmedim. Bebeği nereye gömeceğimi de bilemedim dedi. Tutuklu anne HM'nin yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak. AKP hükümetinin açık elden desteklediği ve cesaretlendirdiği mürteci sarıklılar yine şov peşinde değerli izleyiciler. Galata'da tebliğci adındaki tacizciler uzun giyin, kısa giyinmek haram diye bağırarak sokaklarda dolaştı, vatandaşları taciz etti. AKP hükümetinin açık elden desteklediği ve cesaretlendirdiği mülteci sarıklılar sokaklarda gezip Türk milletini taciz etmeye alıştı. İnsanlara İslam'ı öğretmeye kalktı. Galata'da tebliğciler uzun giyin, kısa giymek haram diye bağırarak sokaklarda dolaşıp vatandaşları taciz etti. Kimi vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Evet, dünyaya aldanmayalım. İmtihandayız, imtihandayız. Sevgili izleyiciler, ne yazık ki akıllara durgunluk veren bir istismar haberimiz var sırada. Şanlıurfa Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli bir personel, fakülte tuvaletinde köpeği istismar etti.
Şahıs köpeği istismar ettiği sırada öğrenciler tarafından yakalandı ve başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tuvaletinde köpeği istismar ettiği sırada öğrenciler tarafından yakalanan personel başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Anka Haber'e göre 7 Haziran'da Harran Üniversitesi'nde meydana gelen olayda rektörlük binasında çalışan kişinin veteriner fakültesinde bulunan bir köpeği alıp İlahiyat Fakültesi'nin tuvaletine getirerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Köpeğe yönelik cinsel saldırıyı fark eden öğrenciler durumu üniversite yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınan personel emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nün konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında personel görevden uzaklaştırıldı. Bir grup şehir eşkıyası İstanbul'da güpegündüz magandalık yaptı. Kartal'da bir kamyonet sürücüsü yaya geçidinde yayaya yol verdiği gerekçesiyle sinirlendiği otomobil sürücüsünü tehdit etti. Çağırdığı motosikletli arkadaşları da araca saldırmaya çalıştı. Arkamdan takip ediyorlar. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Düzgün sür arabayı. İddiaya göre Kartal Soğanlık Mahallesi, Samandıra bağlantı yolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir vatandaşa yaya geçidinde yol verdi. Otomobil durduğu için sinirlenen kamyonet şoförü ise önündeki aracı dakikalarca takip ederek sıkıştırdı ve sürücüyü tehdit etti. Kamyonetle aracı takip eden şoför, motosikletli arkadaşlarını da arayarak olay yerine çağırdı. Motosikletlilerin de olaya dahil olmasıyla otomobil sürücüsüne trafikte seyir halindeyken tehdit ve küfür yağdıran magandalar, otomobil sürücüsünün aracına da saldırdılar. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte sıkıştırılan sürücünün kayda aldığı görüntülerde seyir halindeyken arabayı takip eden kamyonet şoförünün yanına gelip sürücüyü tehdit ettiği ve motosikletli şahısların da otomobile vurduğu anlar yer alıyor. Yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı. Daha sonra uzay yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunan Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi ve Azerbaycan'a selam gönderdi. Yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı. New Mexico'daki Spaceport tesisine iniş yapan VSS Unity yörünge altı aracından çıkan Atasever, "Bizi buraya taşıyan şanlı bayraklarımızı göstermek istiyorum." diyerek Türk ve Azerbaycan bayraklarını açtı ve öperek alnına koydu. Daha sonra uzay yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunan Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi. Atasever bunlardan ilkinin kendisini neredeyse 2 sene önce bu görev için seçen Türkiye olduğunu belirterek, "Bu görevde gençler için uçtum. Genç nesil belki daha da ileri gidebilir. Ay'a gidebilir. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var. Lütfen daha büyük hayaller kurun ve benim yaptığımı geçin." diye konuştu. Uçuşun bilimsel bir görev olduğunun altını çizen Atasever, "Bu inanılmaz bir yolculuktu ve çok daha büyük bir şeyin başlangıcıydı." ifadesini kullandı. Değerli izleyiciler, bir bültenin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle.